Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Eyvallah. Nedir şikayetiniz? O. Anlamadım. Rahatsızlığınız nedir? Beni taklit ediyor. Kim taklit ediyor? O. Anlatamıyorum galiba. Kim kimi taklit ediyor? O beni. Beyefendi, neden anlamak istemiyorsunuz? Kim kimi taklit ediyor diyorum. Doktor bey, bakın çok basit. Bu herif beni taklit etmeye başladı. Hala daha devam ediyor. Allah Allah. Peki bu herif sizi ilk olarak nasıl taklit etmeye başladı? Bir partideydim. Yanıma yaklaştı ve beni taklit etmeye başladı. Konuşmanızı mı, el hareketlerinizi mi? Her şeyi. Çok yaşa. Sen de gör. Adınız nedir? Kamil. Nasıl yani, adaş mısınız? Hayır. Bu herif kimdir, nedir, nerelidir umurumda değil. Ama şu an bizde kalıyor. Peki hiç adını sormayı denediniz mi? Defalarca. Ama konuşmuyor ki. Bakın şimdi. Birader, ismin ne senin? Bakın, mal gibi bakıyor. Anlaşılan bu iş böyle olmayacak. Başka bir şey denemem lazım. Ne yapsak? Evet, buldum. Farklı bir metot deneyeceğim. Kısa ama etkili. Son teknoloji zaten. Ben icat ettim. O zaman... Oynama oğlum. Beyefendi, bu hastalığın adı Classicus Taclitus. Onu yapıyorsa ben de onu yapıyoruz hastalığı. Anlayamadım. Yani sizin taklidiniz. Anladım. Yani sizin imitasyonunuz. Anladım. Yani sizin çakmanız. Anladım. Yani sizin yansanayınız. Anladım. Yani sizin kolpanız. Anladık da anladık. Kötü bir şey mi bari, onu söyle. Yok efendim, olur mu şöyle? Şöyle anlatayım. Bu hastalık, yani şu karşıdan bakıyorum da biraz komik gösteriyor sizi. Daha doğrusu biz ona sempatik diyelim. Şöyle bakıyorum da çok güzel bir çift olmuşsunuz bence. Ay şapşik. Evet, bahsettiğim tam olarak böyle bir şeydi. Şöyle anlatayım. Bu hastalık iki şekilde karşımıza çıkıyor. Çoklu taklit, ikili taklit. Çoklu olana pek sık rastlamıyoruz. Genelde ikili olarak karşımıza çıkıyor. Peki bizimkisi hangisi? Çoklu mu, ikili mi? Tabii ki ikili efendim. Zaten çoklu olanı en son 200 yıl falan önce Avustralya'da görmüştük. Hem zaten ki sizinkisi çoklu olsaydı şimdiye kadar çoktan... bulaşmış olurdu. Ne oluyor doktor? Sanırım çoklu bir taklit hastalığıyla karşı karşıyayız. Aman Allah'ım, ne olacak şimdi? Sakin olun. Soğukkanlılığımızı koruyalım. Eyvah! Şimdi sizi taklit etmeye başladı. Ya başkalarına da bulaşırsa? Endişelenmeyin. Hastalığın ilk evresindeyiz. Soruma cevap verin. Kaç gündür berabersiniz? Bu nasıl soru doktor? Sevgili falan değiliz biz. Ulan salak herif! Onu sormuyorum. Kaç gündür seni taklit ediyor? Ha, o mu? 5 gün falan. Ne? Neden daha önce gelmedin? Ne bileyim, bırakır gider dedim. Nereden bileyim bu kadar gün yanımda duracağını? Hep benim suçum, hep. Hayır, benim. Of! خد بقى
hasota, bitikte bakra beşruta, di boşret khir. Kabus mu? Suriye'de bulaştı. Wow. Arkadaşlar müthişti ya. Öncelikle onu söyleyeyim ya. Helal olsun. Bu sahnede tiyatro anlamında izlediğim en keyifli şeydi. Helal olsun size. Vallahi eyvallah, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz ne kadar süre çalıştınız buna? 4 gün. 4 gün mü? Evet. Ya inanmam ya 4 güne. Evet. Maalesef. Pazartesi gün videoyu yükledim. Bir saat sonra aradılar. Hızlıca tekrardan çalıştık. Hayır, bu oyunu siz daha önceden oynamıyor muydunuz? Yok. Hayır. Oynamadım. Abi, bunu ne zaman yazdınız? Bir yurt dışında bir skeç vardı. Onu uyarlamıştık biz. Ama metin olarak duruyordu bizde. Pazartesi günde bir prova yaptık. Ha. Onu yükledik. Yani benzer. Yani kendi bulduğunuz bir şey değil bu. Yani uyarlama. Uyarlama diyelim. Uyarlama. Ha, kendi bulduğunuz olsaydı daha da mükemmel olacaktı ama bayağı değiştirdik. Uygulaması. Aynı anı yani söylemek, aynı ses tonu. Ben böyle bir skeç hiç görmedim. Tabii yurt dışından alınmış. Şimdi ben onu... Ha, kimin skeci bu? Ben de hiç görmedim. Bilmiyorum. Yani... Brezilya mıydı? Brezilya, Arjantin tarafında. Yüzündeki ifadeye bak. Brezilya filan. Yapma kafana bunları. Yok ama yani o kadar skeçler oynadık, abi, yaptık. Hiç görmedim, duymadım da yani böyle bir şey. Ses tonları neredeyse aynı. Aynı. Hiç kaymadı. Bu da bu çok önemli bir şey. Şu bütün olayı bir vites hızlandırsanız inanılmaz bir şey olur. Ha. Biraz yavaş. Yani şey için söylemiyorum. Ama daha çok daha iyi olur yani. Cevap mesela uzun uzun bekliyorsun ya. Hı hı. Bir şey soracaksın ya. Sor patlat, adamlar alışmış zaten. Çok çok güzel yani. 4 günde bunu ezberlediniz. Elini cebinden çıkart, ben konuşurum. Ya bir tanıtalım önce de Alper Aykut, Abdülhamit Han, Soner. Evet. Soner, Go Tiyatro. Evet. Üçünüzün tiyatrosu bu. Var mı başka arkadaşlar? Yok, var. Sahne arkasında rejide bir arkadaşımız çok güzel var. Eşim aynı zamanda oyuncu, o da buralarda. O da var, yani beş yok, beş değil, daha fazlayız. Helal olsun vallahi arkadaşlar. Çok beğendik. Ben çok beğendim ama maalesef ben 4 günde bunu ezberleyip bütün bu hareketleri yaptığınız, birbirinize öğrettiğinizi inanamıyorum ya. Ya maalesef çok özür dilerim ama bunu daha önce hiç çalışmadınız. Yok. Bunu daha önce hiç çalışmadığınızı söylemeye çalışalım seninle. Hadi. Ama hiç bir iki üçlemeden. Bunu daha önce hiç çalışmadınız. Bak ne güzel yapabiliyoruz. Çok güzel. Ben de çok beğendim. Uzun cümle lazım biraz. Ben çok beğendim ama daha yavaş. Ben çok beğendim ama daha hızlı olsa daha güzel olur. Tamam. Ben çok beğendim de. Ben
çok beğendim ama daha hızlı olsa daha güzel olurdu. Bak ne kadar zor doğru, olduğunu şu an bir de anlatmış olduk. Zor bir şey. Artık oynayalım. Ben harika bir evet veriyorum arkadaşlar. Eyvallah. Seda. Hadi. Eğer fikrimiz birse seslerimiz de bir olsun diyorum. Belki Ali abi. Aynı anda evet mi? Hadi. Hadi. Evet. Ne yapacağız? Aynı anda evet mi diyeceğiz? Ali abi bence hayır diyecek orada. Gerçekten. Evet. Ali abi ya. Bu şey olur ya denizde suya. Ben anladım. Evet diyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hayır. Ali abi niye sen böyle coşkulu evet dediğini duydun mu? O yüzden eşekim ben evet diyorum diyor. Evet. Evet. Aynen. O zaman tamam, evet, tamam hadi. Ben hadi gir ya. Oynamıyorum ben ya. Ali tamam, abi hadi ya. Tamam. Tamam Ali, yapıyoruz. Biz fizikle de destekliyorduk. Evet yapıyorduk. Onu desenize burada maymun oldu. Tavırlarda. Öncesinden evet. Şöyle bir nefes. Önce nefes alıp. Ha? Evet. Ha, o yüzden. Fark ettim. Onu ben de yaparım. Ben o zaman hayır diyorum. Hadi bak. Tamam, ben evet diyorum diyeceğiz. Ama hareket yapacağız mı? Ben evet diyorum. Çok belli. O da olmadı. Ali abi dehşet içerisinde bize bakıyor. Ya Ali abi evet. Katılmadın eğlence. Çok teşekkür ederiz buraya kadar. Yoruldunuz. Ali abi bize butona basacak. Korktum. Evet abi. 3 evet aldı daha. Ha, yok kalın. Abi çok kalın. Kaynaşırsınız. Süper ya. Özellikle finali de süperdi. Bize bağlamanız da süperdi. Evet. Ayaklarınıza sağlık. 2. turda görüşürüz abi. Eyvallah. Teşekkür ederim.